YouTube Türkiye'nin en sayko yarışması Yiyorsa Bilmen'in 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Toplamda kaç araba vardır? En uzak cevap veren. Buzat! Buzat! Geç ortaya! Dur. Oh. Allah! Yaaaaaa! Yeah. Alper abi! Bravo! Bak ne güzel dans ediyorlar, görüyor musun? Helal olsun. İşte o geliyor. En sevdiğim dil. Sen gerçekten çok şanslısın. Kung Fu takımı geliyor. Her şey yolunda mı? Bugün yine inanılmaz psikodelik bir yarışma sizleri bekliyor. Arkadaşlar, burada birazdan neler olacak ben bile tahmin edemiyorum. Arkada inanılmaz bir ekip var. Hatta hızlıca Samet şu arkayı bir gösterebilir misin? Burada inanılmaz bir ekip var. Bizim yarışmacılarımız da görmesin diye burada bir perdemiz de var. Gerçekten her seferinde çıtayı bir tık daha yukarı taşıyoruz. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün hayatta kalmak için yarışacaksınız. Ama aynı zamanda günün sonunda hem size hem de bütün izleyicilerimize de bir hediyem olacak. Şaka. Allah Allah. Sizin hediyenizi de söyleyeceğim. Yeri geldiği zaman kamera karşısında herkesin şu anda özellikle erkeklerin aklındaki tek soru Berfu'nun Instagram hesabı. Ama şu an vermiyorum. Herkes videoyu bırakıp Berfu'yu stalklamasın. Berfu'cum, Mertefe söylemeden söyleyeyim, çok güzelsin çok bir tane. Çok teşekkür. Yarışmayı ilk defa izleyenler için çok kısaca anlatıyorum. Her turda arkadaşlarıma bir soru soruyor olacağım ve en uzak tahmini yapan bir numara seçecek. Daha sonrasında da o numaraların arkasından cezalar, az da olsa ödüller ya da paslar çıkacak. Arkada inanılmaz şeyler var. Hazır mıyız? Tabii ki. Hazırız abi. Hemen ilk soruyla başlıyorum hız kesmeden. Kasiyerden tuhaf bakışlar almak için marketten satın alabileceğiniz 3 şey nedir? Mertefe ile başlıyoruz. Sırayla cevapları duyacağız. Daha sonrasında en kötü cevabı sevgili güzellik Berfu seçiyor olacak. Ona göre yani. Alper Rende. Rende tüy dökücü krem yoğurt. Al. Yoğurt gerçekten çok garip bir seçim. Evet sevgili Kerem. Beyzbol sopası. Kelepçe. Çok iddialı bir cevaptı. Benim ile tüyler... Ben de diken tüyler... İlk bir açılış yaparım. İkinci olarak yanına bir uzun yekpare kasiyerin kafasını karıştırırım. Evet. Sonrasında ve mayonez. Ve mayonez çok garip. Evet gerçekten birbirinden tuhaf şeyler duyduk. Harbiden tuhaf bakışlar olur mu? Ben fikrimi siz baktınız. Arkadaşlar ben tuhaf bakıyorum bu arada özellikle ikinize ama. Ne diyorsun en kötü cevap sanki çok açık gibi çok ama. Açık. Çok açık. Yani hani. Mertefem. İlk turu özel. Mertefe seni buraya davet ediyorum. Bravo ilk turu özel, ilk turu özel. Başlıyoruz. Özlemiştik. Yine başlıyoruz. Mertefe senden bir adet sayı istiyor olacağız. Giresun'un G'si de 11 diyorum. 11. Berfu'ya en yakın numara olan 11'i. Hadi be Berfu, eline sağlık be. Shakira. Shakira. 11 numara Shakira ekibini alalım. Abi ben sizin hayranınızım. Vaka vaka. Çok iyi, çok iyi başladın. Çok iyi çok başladın. Alper abi. Alper abi. Alper abi. Alper abi. Onlar oturur. Haydi Alper. Eyvallah abiler abi. Çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bu soruyu cevaplamak için ilk başta butona basmanız gerekiyor arkadaşlar. 100 kişilik kaçışı biliyorsunuz. Kurgusu sadece 3 ay sürdü arkadaşlar. 100 kişilik kaçışta toplamda kaç tane farklı müzik kullanılmıştır, birleştirilmiştir projede? Basabilirsiniz derken zaten sözümün bitmesiyle Mertefe basmıştı. Daha sonrasında Riyaz, en sonunda Kerem. Evet. 100. 64. 64 sadece geldi. Sadece müzik efektsiz. Şöyle 101. 100'den fazla yani. Toplamda 100 kişilik kaçış videosunda 163 tane yes! Farklı nasıl ya? Müzik kullanıldı ve en uzak cevap veren Buzat! Buzat! Geç ortaya! Riyaz Gider'e ortaya rica ediyorum. Sen de eleştirim olacak. Ulan bırak. Bırak 163 tane şarkılı oğlum, kullanılır ya. Dakika başı çevirsene oğlum. Ama nedense şuradan bir 1'e yükseldim ben. Onu bir eleyip sonradan 20'ye doğru ışınlanacağım. Bir numara diyor. Gayet. Kayseri yağlama! Kayseri yağlama! Kayseri yağlama! Güneş ekibi! Dayak var! Bravo! Bravo! Arkadaşlar, Kayseri'nin yağlamalı güreşi meşhurdur. Riyaz,
Evet, Kayseri yağlama işte bu şekildeydi. Bir sonraki soru. Bin yaşa. Biliyorsunuz hatta geçtiğimiz günlerde çok güzel shorts videolar paylaştık Alper Rende kanalından, bu kanalda. Orada oynadığımız bir oyunla alakalı ufak bir sorum var. Bu arada daha sonrasında o shortslarla ilgili de görselli sorularımız da olacak. Onu da şimdi önden söyleyeyim. Forza Horizon 5 oyununda toplamda kaç araba vardır? İlk basan ilk cevap verir. Basacağını anladım. Kerem. 150. 150. Evet. 100. 100. Peki. Ne var oğlum? Ben... 125. Aaa! Hadi bakalım. Oğlum ben bu yarışmaya ikinci kez katıldım. Hala mantığını anlayamadım ya. Ortada kalacaksın oğlum. Ortada kalacaksın. Ortada kalacaksın. Doğru cevap. 500'den fazla. 500'den fazla araba var oyunumuzda. Kim modelinde? Evet. İnanılmaz. Tebrik ediyorum buradan Forza. Evet. Mert Efe. Zaten Mert Efe'yi seçeceğin aşikar. Berfu çok güzelsin. Berfu, uğurlu sayın. 4. 17. Genel nasıl bir sıfır bağlantı. Geliyor. Gelsin. Gelsin bakalım 17 numara. Hakuna Matata geliyor. Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum ilk bölümden. İlk bölümden bunu bilenler var. Ertefe'cim. Kanka boks. Ya. Hatırladım. Hakuna Matata geliyor. Bence. Bravo! Ya, ya beni araya sokma. Buraya gel. Buraya gel. Misiniz? Abi, sen de savun. Abi, savun, abi, savun abi, kendini. Abi. Savun. Savun. Abi. Bir dakika. Hakuna Matata. Üf. Evet işte 10 numarada bu vardı sevgili. Oo, tamam. Boşla bu, boşla. Sevgili Hakuna Matata ekibine teşekkür ediyorum. Kickbox ekibine. Arkadaşlar bir iki tane daha vurabilir misiniz arka tarafta? Nerede lan o diyor? Nerede lan o diyor? Nerede lan o diyor? İyi misin? Şu anda ekranda benim YouTube kanalımdan paylaştığım bir shorts videosunu izleyeceksiniz. Video bittiği anda soruyu soracağım ve ilk basan cevabı verecek. Doğru. Arkadaşlar dikkatli izleyin. Bir dikkat sorusu gelecek. Tamam, benim işim. Alalım videomuzu. Oyunları gerçek hayata dönüştürdüğüm serinin bu bölümünde Forza Horizon 5'i oynayacağım arkadaşlar. Önümde yine Vatan Bilgisayar'dan aldığım HP Omen oyuncu bilgisayarı var. Ve şimdi dilerseniz size biraz oyunu göstereyim. Bakalım gerçek hayata dönüştürebilecek miyiz? Hocam eğitime hazırım. Biraz zorlu olacak. Oo! Oo! Arkadaşlar harikaydı ama gerçek oyun şimdi başlıyor. Artık piste çıkmak için hazırım. Hadi başlayalım. Benim için yine zorlu ama çok güzel bir deneyim oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de sevdiğiniz oyunları gerçek hayata dönüştürerek gerçek oyuncu hashtag ile paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Oyun gerçeğe dönüyor. Herkes bunu yapıyor. Görüşürüz. Bu arada bu benim oyunları gerçek hayata döndürdüğüm short serisinin bir tanesiydi. Biraz sonra diğerlerini de göreceğiz. Siz de gerçek oyuncu hashtag ile sevdiğiniz oyunları bu arada gerçek hayata dönüştürüp paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu akıma katılabilirsiniz. Forza Horizon 5 oyununu gerçek hayata dönüştürdüğüm YouTube Shorts videosunda taktığım emniyet kemerinin rengi nedir? Sevgili Riyaz Güder elini kaldırdı. Eli dizinde değildi. Replay alabilir miyiz? Evet, replay alalım. Evet, eli havadaymış. Aha! Şimdi en son Riyaz cevap verecek. Ben Vatan bilgisayarları saydım sadece ya. A turuncu, B siyah, C kırmızı. A turuncu. Sana siyah ve kırmızı kaldı. Siyah. Bütün bunlar aslında hiç gerek yok. Çünkü doğru cevap turuncuydu. Yes! Turuncuydu. Sevgili Kerem. Müthiş bir adam ya. Üstün zeka. Gerçekten üstün zeka. Ben senin cevabını çok gerçekçi bulmadım. Doğru cevap turuncu evet. Ama buna hiç dikkat etmediğini söyleyip soruyu sorduğum anda turuncu diyerek kesinlikle katılıyorum. Atıldığını düşünüyorum. Ben bu konunun izindeyim. Bir şekilde senin bu soruyu önden gördüğünü düşündüm. Aa. Şimdi ben... Dolayısıyla
Kerem'cim seni ortaya alalım. Oo. Bak. Hayır, burada bunu yapmazsam aşağıda yorum atarlar. Tamam. Bunu derler ki tamam. Bu soruyu biliyor mu derler. Tamam. Alper Rendi Adalet. Telegram kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkes oraya gelsin, açıklamayı orada yapacağım. Arkadaşlardan bir tanesi bile bir soruyu görmüş olabilir mi? Bence olabilir. Olabilir geldi. Hadi olabilir. O yani. Zaman Gizay, problem sende de var. Gizay geldi, alkışlar. Gizay gelsin. Gizay gelsin. Hayır. Ben 9 diyorum. Montingen Streise. Montingen Streise olur. Evet, şimdi şunu koluna takmanı rica edeceğiz. Biliyorum ben bunu. Bile. Kanka ben bunu yaşadım ya. Sen bunu daha önce bir Betül Çakmak videosunda deneyimlediğini ben de şu an hatırladım. Süper, ben çok iyi biliyorum, gelsin. Evet, Kerem anladı bile ne geleceğini. 3, 2, 1. Evet, bravo. Sevgili K9 köpeğimize. Tamam aşkım, tamam aşkım. Hocam ben tam böyle korku. Bir esnada benim şeyime doğru hareket etmişti. Bir önceki videoda alalım verdik. Bu korku Kerem'e yeterdi artık. Dendi, stop dendi. Şimdi soğuk espriler gelecek. Soğuk espriyi bilen butona basacak. Espriyi anlamadan sakın basmanızı basma. Tavsiye etmiyorum. Esprimiz bu şekilde. Hapis mi desek, mahpus mu desek? Mahpus, nezaret. Oh, bu ne ya? Balık ne durumda şu an orada? Hapis. Kapalı. Mahkum. Elini dizine koy, elini dizine koy, elini dizine koy. Anasını avradını. Balık oyma, balık oyma, balık oyma. Oo. Alper hemen ortaya alsana. Ve bence 3 tane falan çek. Gel gel, gel gel. Doğru cevap, abi balık esir. Balık esir. Oh fuck. Bir sayı seçme zamanı. 19. 19. Evet. Açalım. İşte o geliyor. En sevdiğim dil. Ne oğlum ya? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne bileyim ne olabilir kanka? Balık esir. Ve sen gerçekten çok şanslısın. Kung fu takımı geliyor. Aa, kung fu. En sevdiğim, bravo. Aynen öyle, kung fu takımı değil, kung fu hocası diyecektim. Çok özür dilerim hocam, tek kişilik bir takımsın. Yok hocam ya, takım var diyor hocam. Takım sen da var, elimi bir sıktı hala acıyor. Mert Efe. Allah, hocam elektrik çarptı. Ne oldu? Ne oldu hocam? Hocam ne oldu? Ne oldu? Hocam gerçekten ne yaptınız ben anlamadım, göremedim bile. Bu kadar. Az evvel siz fark etmediniz ama ben bir dikkat sorusunu hazırladım. Sevgili kamera arkasından masa üstüne geçmesini rica etmiştim. Ettin evet. Ve masa üstümüzde Windows 11 Bloom ekranı vardı. Ve bunun rengi neydi? Basabilirsiniz. Mavi hocam. Mavi, bunu herkes bilir zaten. Sevgili Riyaz, hızlı davrandı. Seni tebrik ediyorum. Korkuyorum hala, niye böyle? Seni tebrik ediyorum. Senin bu başarından ötürü. Sevgili Mert Efe'nin şu bitik halinden ötürü. Sevgili Kerem'i ortaya davet ediyorum. Alkışlarla. Alkışlarla Kerem'i gerçekten ortaya davet ediyorum. Soruların bir emniyeti yok. René de Haas Telegram kanalında sürekli bir hediyeler, sürekli bir haberler ve videoların kamera arkalarını paylaşıyoruz arkadaşlar. Bizi Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Ne diyorsun? 16 diyorum. Açıyorum. Masaj! Yes! Arkadaşlar, kısa bir açıklama yapmam lazım. Masaj, toplamda burada 3 tane masaj var. Bravo be! Birincisi, burada dünyanın en sert masajı olan Tay masajı. Bu sana gelen olacak. Sana bu gelen olacak. Evet. Diğer 2 tanesi de ödül. Oh be. Sevgili masörümüzü rica edebiliriz. Çok tatlı, naif bir insan çıktı. İsminiz nedir? Vayan. Sevgili Vayan Hanım, sana Tay masajı, değil mi? Kerem'cim, üstünü çıkartman gerekiyormuş. Alkışlarla mı Alper Hoca? Alkışlarla Kerem üstünü çıkartıyor. Bravo. Oh, keyiflendim, keyiflendim. Evet Kerem'cim, Tay masajı dünyanın en sert ve en yoğun masajı diye geçiyor. Bakalım ne kadar esneyebiliyorsun? Ya hiç esnekeyim ben, bakalım yırtılacak. René de Haas ailesi sana yenisini alır. Hiç merak etme. Bu kadar nasıl esniyor ya bu adam? YouTube Türkiye'nin en psycho yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada bir sonraki sorumuz yine soğuk espri. Aa, bayılırım. Ben iyiyim o konuda. Ben iyiyim. Şartlarımız aynı. Hemen bir sonraki soğuk esprimizi rica ediyorum. Balık esir. Ekibimizden o değildi. Ne görüyorsunuz? Kar var. Köpeğin kafası da karın içinde. Karabaş. Basmak gerekiyordu ama bilemedim. Karabaş. Yaz bastı ve doğru cevabı verdi. Bana bırakma, Allah aşkına bana bırakma. Yok, direkt ikisini de alacağım. Lütfen böyle buyurun arkadaşlar. Ben söylüyorum. Ben 6 diyeyim. Tamam, ben uğurlu sayayım 7, ben 7 diyecektim. Çok iyi lan. Bu 7, bu 6. Arkadaşlar. Ne oldu? Sen ne arkaya oldu? Gittiğinde çok hayırlı şeyler oluyor. Bir tanesi pas. Yemin et. Berfucuğum, açabiliriz. Kız.
Oynama. Diğeri pas, diğeri pas. Geliyor. 6'yı Mertefe söylemişti. Buzat söyledi. Ben 7 pasım. 7 de Berfucuğum. 7 de heh. Pas. Bırak. İnsan emin de olamıyor arkadaşlar. Yani pas dendi ama çıkmaya da bilir. O yüzden tabii. Yerime oturamadım. Tabii. Sevgili ekibimizi alabiliriz. Biz dejavu oldum lan. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Mertefe seni ortaya alacağız. Evet. Bravo. Bak ne güzel dans ediyorlar. Görüyor musun? Ne güzel dans ediyorlar. Helal olsun. Dans. Çok güzel dans ediyorsunuz çocuklar. Valla elinize, ayağınıza sağlık. Yani gerçekten çok iyi dans ediyorsunuz. Çok iyi dans ediyorsunuz. Bu genç ekibe koca bir alkış. Bir kere daha. Ya ben seni nasıl kırarım ya bu tatlış? Bir kere daha diyor. Bir kere daha diyor Mertefe. Bir kere daha diyor. Küçücük çocuğun yüzünü güldürsene. O zaman yapıştır bir tane Mertefe. Olur mu canım? Allah. Yani sen de dans komparso, et. Dans komparso. Et. Dans et. Dans et Mertefe. Evet. Bravo. 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 Çocuklar size çok teşekkür ederim. Hocam çok sağ olun. Kendin sen bir kere daha mı yapmak istiyorsun? Ben bir şey tamam. Bu genç ekibe ben bir söz veriyorum. Hafta içi istediğiniz saatte gelin Mertefe burada. Dilediğiniz gibi isterseniz bağlayalım hep birlikte. Olur mu? Tamam. Arkadaşlar şu anda burada toplamda 12 adet sayımız var. 12 adet sayının 4 tanesi pas. Bravo. Nasıl yaptınız? Nasıl ettiniz? Buraya kadar pas bulmadınız. Şanslı adamlarız. 12'de 4 tane pas bana fazla geldi. Ha. Dolayısıyla şuradan 2 tane pasınızı ya git oğlum ya. Eliyorum. Ya oğlum dalga mı geçiyorsun ya? Dalga geçmiyorum. Eledim gitti. Bir sonraki sorumuz yine shorts videolarımızdan bir tanesi. Bravo. Benim içime sinmeyen bir şey var. Bu videoları 1 dakikalık yayınladık. İzleyicilerimiz de istiyorum ki o süreci biraz daha görsünler. Dolayısıyla bu videonun sonunda ve RND House'un Telegram kanalında bu videonun daha uzun versiyonları kamera arkalarında ekliyor olacağız. Çünkü gerçekten çok uğraştık. Sizler de arkadaşlar bu videoyu aynı zamanda izleyin. Sizler de dikkatli izleyin bakalım siz de bilebilecek misiniz soracağım soruyu. Oyunları gerçek hayata döndürdüğüm bir seriye başlıyorum arkadaşlar. Seçtiğim oyunda Yakuza Like a Dragon. Bu oyunu da Vatan Bilgisayar'dan aldığım HP oyun bilgisayarıyla oynayacağım. Bakalım bu oyunu gerçek hayata dönüştürebilecek mi? Hadi başlayalım. Epey bir çalıştık. Şimdi mekana gideceğiz. Umarım becerebilirim. Benim için gerçekten çok zor bir deneyimdi. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de sevdiğiniz bir oyunla gerçek oyuncu hashtagini kullanarak bu akıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Oyun gerçeğe dönüyor. Herkes bunu yapıyor. Görüşürüz. Sorumuza gelecek olursak, Alper Rende Yakuza Like a Dragon oyununu gerçeğe döndürdüğü YouTube Shorts videosunda toplamda kaç adet yumruk atmıştır? İlk basan söyler. 4. 4 cevabı geldi. 7. 7 cevabı geldi. Ben bir şey söylemek zorunda mıyım? Evet. 5. 4, 7, 5. Şimdi buraya ortaya en uzak tahmin eden 2 kişiyi alacağım. Ortada olmak işe yaramadı. Kanka bunları baştan söyle ya. Kimse doğru cevabı vermedi. Aynen Mertif seni alalım. doğru cevap 8. Yes! Ben doğru 7 diyerek doğru cevap verdi. Buradan Riyazı'dan. Antrenmana dahil davet ediyorum. Canlarım. Doğru konuş. Ben istiyorum ki ikinizden bir tanesine pas çıksın. Dolayısıyla size iki tane seçenek sunuyorum. Tamam. Bu noktada. Bir tanesi pas bunlardan. Biriniz 2'yi, diğeriniz 18'i seçsin. Bir tanesi pas, bir tanesi şoko çok. 2. Aranızda artık taş kağıt makas mı onu ben bilmiyorum. Yok yok ben Riyaz'ın lafının üstüne tamam. Laf söylemem. 18. Kim? Sen 18, 18. Sen 2 mi? Bakamayacağım. Evet. Bakamayacağım. Ben de. Bakalım hangisi neymiş görelim. 2 pas. Vallahi yok. Ben de onu. Laf diye. 18 numarada Mertefe'cim seni ortaya alalım. Gel lan kim geliyorsa gelsin lan gel. Gel. İyice tırlat. Delikanlı olan gelsin. Gelene tekrar. 18 numarada Mertefe'cim. Mertefe'cim bu arada çok eksiksin. Beni dövdüler abi. Dövüş sanatı kalmadı. Perdenin arkasında çok iyi bir dövme sanatçısı var.
Oo. İstediğin yerine dövme yaptıracaksın. Yeri sen seçiyorsun. Tamam. Dövmenin ne olacağını da Berfu seçiyor. Bu abi, oo, güzel yer seç. Ya. Belki güzel bir şey söyleyecek. O zaman Berfu ne yaptıracağımı söylesin, yerini ve o zaman ben ona göre karar vereyim. Şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Aa, aklıma geldi, dur reji söyledi. Diyorlar ki dövmeyi bittikten sonra görsün. Yok be. Emin miyiz? Emin bravo, mi? Bravo. Emin miyiz? Yani mesela bak şu üzerinde taşıdığın felsefi amblem gibi, yani şuna benzer bir şey mesela. Nereye yaptıracaksın? Kalçama. Senin bu dövme serüvenin olurken, Ceyran'a gelirken biz iki arkadaşımızla videomuza devam edeceğiz. Senin bu mükemmel özverinden dolayı seni bir ya da iki soruluk izne çıkartıyoruz. İyi ki varsın Alper. Siz dövmeyi yaparken sizi dışarı alalım. O sırada da bir kameramız olur. Ara ara sizi de görürüz. Biz de videomuza devam edelim. Evet, Mert Efe'yi içeride Toprak abimiz dövüyor ve biz de o sırada yarışmamıza devam ediyoruz. Mert Efe, iyi misin? Evet. Her şey yolunda mı? Ha, peki, süper. Sorumuz geliyor. Arabanın kornası genelde hangi notadan çalar? La. Kerem la dedi. Sen ne diyorsun? Sol. Sol dedi. Doğru cevap fa'ydı. Ben daha yakınız. Evet, sen daha yakınsın Riyaz. Riyaz daha yakın. Yapıştır bir tane. Ben 13 diyorum. Yani uğursuz rakam, belki uğur getirir, bir şey olur. 13'ü Berfu. Açalım gitsin. Ay hiç gidemiyor. Hep böyle. Evet. Bir dakika, de, bu ceza mı ödül mü ne oldu? Sana Rane'de House bünyesinden bir tellak hizmeti hediye edeyim. Oh yeah! Kese keyfi. Kese keyfi. Hayrını gör. Mert Efe muhtemelen uyuyor bu arada. O ilk fırsatta uyur. Az kaldı, bitiyor. Acıyor mu? Peki kara sinekler hangi notadan vızıldar? Sol. Aynı anda olur. Tamam, sol olur. Si. Si olur. Dur, hesaplayamıyorum ben. Doğru cevap fa, şunu söyleyin. Fa ise ben kazanırım. Bu sefer de Riyaz ortaya geliyor. Ben köşeleri indire indire devam ediyorum. 20'ye sekeceğim dedim ama şu 5'i alacağım. 20'yi en sonuna bırakacağım. Onda kesin güzel bir şey var. Peki. Öyle hiç bakma. Başım döndü. Başım döndü. Ne gelebilir? Başını yani ne döndürebilir? Evet Riyaz, gördüğün üzere orta kısmı boşalttık. Ay devire. Benim silahımla mı vuracaksınız lan? Furkan, ne yapacağız? Üstünden atlarız. Heh. Oğlum. Abi yapıştır. Sen de birleştir. Sanki bir ince bir bacaktan bir sekme oldu ama. Sıyırma oldu. Sıyırma oldu. Acı şey var değil mı? Yok yok. Ve Mert Efe geliyor. Oha, Mert Efe gerçek, yani gerçek dövme yaptırdı. Yiyorsa bilme formatının içerisinde bildiğiniz gitti dövme. Kıçımın kenarına rende. Adam çok kıçımın iyi kenarına rende yaptırdı. Gel bakayım. Rende yaptırmayı tercih etmen benim için inanılmaz duygulu. Ben seçtim. Rica ederim. Berfu, o zaman sana söylüyorum. Az kalsın yani, portresi geliyordu oğlum. Rende seçmen benim için çok duygulu. O yüzden, ay, o yüzden ne yapacağım ben biliyor musun? Sevgili Berfu'ya buradan bir adet masajı hediye ediyorum. Buradan sevgili Berfu'ya bir adet masajımızı hediye ettik. Mert Efe. Efendim kral. Buradan sana da rende dövmesi yaptırdığın için sana bu masajı. Allah Allah. Abi bu hediye ceza değil mi Allah aşkına? Ben de. Ulan dayaklı masajı ben de, yedim. Mikrofonum yok lan. Ben de 10 numara dövme yaptığı için masajı Toprak abiye hediye ediyorum. Hayda. Bravo. Elinize sağlık. Lokasyon biraz kötü ama onun dışında çok iyi. Forza Horizon, Minecraft gibi oyunlara aylık 29.99 TL ücretle erişebildiğiniz abonelik sisteminin adı nedir? Kesin ben. Keremcim. Game Pass. Game Pass. Doğru cevap. Doğru cevap Game Pass'ti. Keremcim, iki arkadaşımızdan birisini seçme hakkı sende. Adam gibi adam Kerem. Seç lan beni. Adam daha yeni geldi. Yazıklar oğlum ya. Merdo bugün otur kalk otur kalk çok yoruldu. Hadi eyvallah. Bir yiyorsa bilme klasiği. Evet Rio, bir sayı. Peki. Üç demek istiyorum. Üç numarayı açalım Berkum. Kaçık! Kaçık! Şimdi Riyaz, epeydir kaçışı tatmamıştın. Çünkü 100 kişilik kaçışta da takım lideriydin. Ona bir üzüldüm ben. Dolayısıyla sana o duyguyu bir tekrardan yaşatmış olacağız. Evet, Campbell. Hayır. You can come. Aa! Allah! O Berfu, çık kurtar kendini! Hayır! Yapıştır hocam. Hak ettin mi bu? Yapıştır. Peşte yok ki sökemiyor. Peşte yok. O yüzden dövecekler. Okey, okey. Bro, thank you for your help, bro. Bro, thank you.
Oğlum iyi ki kaçmamışım ben son kaçışta, bu ne ya? Bu kadar basit. O duyguyu tekrardan tattırdık ve şimdi seni tekrardan yerine alıyoruz. Bu arada Berfu'nun Instagram hesabını bekleyenler için Instagram hesabı Berfu Baysan. Ekranda görüyorsunuz. Keşke Mertepe'ye dövme yaptırsaydım. Soran her videoda benim kaçımın kenarını mı görecektik? Evet, bir sonraki sorumuz yine shorts videolarımızdan. Genel kültür yine. Shorts videomuzu izleyelim, dikkatli izleyelim. Sizler de izleyin ve sorumu bilmeye çalışın arkadaşlar. Oyunları gerçek hayata döndürdüğüm serinin bu bölümünde Minecraft'ı gerçek hayata döndüreceğim arkadaşlar. Yine vatan bilgisayardan aldığım HP Omen oyuncu bilgisayarını kullanacağım. Biliyorsunuz Minecraft karakteri Steve birçok alet kullanıyor ama ben bu videoda ok kullanmayı tercih edeceğim. İlk olarak ok kullanmayı öğrenmem lazım. Artık oyunu gerçek hayata dönüştürebiliriz. Yine çok güzel bir shorts videosu oldu. Siz de sevdiğiniz bir oyunu gerçek oyuncu hashtag ile paylaşarak bu challenge'a katılabilirsiniz, destek olabilirsiniz arkadaşlar. Oyun gerçeğe dönüyor, herkes bunu yapıyor. Görüşürüz. Eller dizde, eller dizde. Bak burası diz. Az evvel izlediğiniz videoda ok eğitimi aldığım kısımda ilk vurduğum ok hangi rengi vurmuştur? Hay anasını ya. Peki. Evet Riyaz'cığım. Ne diyorsun? Tam ortası sarı, hemen arkası kırmızı. Tam aralarında ama sarı ortaya daha meyilli bir şekilde vurdum. Doğru. Riyaz, kim gelsin buraya? Vicdanlı sen. Mertepe diyor. Mertepe diyor. Ortaya tekrardan. 4. Benim de uğurlu sayımda açmamıştım. Michael! Michael geliyor. Michael. Michael neyi sana ifade ediyor? Michael... Michael. Hani benim kılım gibi. Ve epilasyon geliyor. Bravo! Gelmiyordur, gelmiyor. Gel acı mı? Ya bu Ece bu bizim stajyer ya! Bu yapmasın abi, deli misiniz ya? Ece bu olan da eğitim aldı. Ece online. İki gündür bu proje için eğitim görüyor, çalışıyor. Ece o elindeki gözlük ne? Ya hayır ya! Sen de ne eğitimlisin bu konuda ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu insan kaçırmak ya. Oluyor mu? Oluyor. Oluyor lan. Dur bir saniye, inanmıyorum. Dur. Tamam. Oluyormuş. 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 Kanka ben çok uzun basmışım sana, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Soru geliyor. Minecraft evreninde iki kalbi olan yaratık hangisidir? A. Tavuk. B. İnek. C. Koyun. Kolu basılı. Kolu basılıydı. İnek. Tavuk doğru cevap. Ama kanka inek de daha büyük yani onun. Ya aslında mantık olarak çok doğru da seni ortaya almak durumundayım. 12 ve 15. 12 diyorum. 12 mi? Zor. Ve kaşık geliyor. Kaşık geliyor. Baba. Sevgili Fuat abimiz geliyor. Abi. Ve kaşına. Kaşımı alacak. Fuat abi. Fuat abinin asistanı. Olga. Olga da bizimle birlikte. Fuat abim hoş geldin. Abi her seferinde Kerem'in saçını kesiyordun. Bu sefer kaşıyla ilgili ne? Bir şey yapacağız. Oğlum söyleseniz artık. Kaşının rengini açacağız. Gel sen bir şuraya. Sen bir gel bir şuraya. Bak adamın dövmesi var. Götümde dövme var lan. Adam daha ne yapsın? Kaşlarının rengini açıyoruz. Daha sonrasında sen istersen boyatırsın siyaha. Fuat hocam eti sizin kemiği sizin. Fuat abinin bir gün bana kötü bir şey yapacağı hiç aklıma gelmez. Ya işte. Hayat böyle oğlum. Kimden ne çıkacağı hiç Evet Kerem senin kaşlarının olmasını beklememek için ben devam ediyorum yanlış anlama. Zaten sona pas kaldı ve son sorumuzu da sormuş olayım. Yakuza Fight and Fly figürünün kıyafeti ne renktir bordo. Olacaktı? Kerem bastı. Bordo. Ha, Kerem bastı. Bordo. Bordo. Kerem'in sakalını da boyayacağız. Şaka yapıyorum. Bu arada doğru. Kiremit rengiydi. Zaten benim de üstümde görmüştünüz.
shorts videomuzda benim de üstümde gördüğünüz kiremit rengiydi. Doğru, bu arada da doğrudur. Kerem'in kaşları hazır açılırken ben de o sırada aranızda en iyi performans sergileyenin ödülünü söyleyeyim. Ver abi. Vatan bilgisayardan HP oyuncu bilgisayarı geliyor. Yapma arkadaşlar. Aynen öyle. Yapma. Ne? Ay, senin bilgisayarın var oğlum. Dur, kime geldi? Benim de var. Abi açık ara sendeydi en iyi performans. Bu be oğlum. Tebrik ediyoruz. Senin de var. Tebrik ediyoruz Riyaz'ı. Riyaz'cığım. Oğlum kedim, yemin ederim bilgisayar almak istiyordum yakın zamanda. Çok iyi, çok sevindim. Artık güle güle ister oyununu oynarsın, ister kurgunu yaparsın, ister grafiğini tasarlarsın. Bu arada bu videonun sponsorlarına da teşekkür etmiş olayım. Kerem'in kaşı çünkü hala açılmadı. Sevgili Microsoft ekibine, Windows 11 ekibine, Vatan Bilgisayar ekibine ve HP ekibine çok çok teşekkür ederiz. Birlikte gerçekten güzel işler yaptık. Çok güzel shorts videolar yaptık. Bence bir dakika için YouTube Türkiye'de hiç yapılmamış prodüksiyonlara girdik. O yüzden kendilerine de teşekkür etmiş olayım. Kerem'in artık kaşları ince ince sarardı gibi geliyor bana. Ama sanki bir tıkı daha mı var gibi. Fuat abi. Fuat abi ne diyorsun? Silebilir miyiz? Abi seni alalım böyle. Abi bu biraz daha beklesin. Turuncu oldu. Çok da bir şey olmadı. Evet gençler, güzel bir yarışmaydı. Ödülü Riyaz kazandı. Aranızdan da birçok ödül ve ceza kazananlar oldu. Buradan kamera arkası ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Berfuş'a ayrı, bu ekibe ayrı. Arkada şu an 25 kişi var. Hepinizi çok seviyorum. Bu tarz videoları hazırlamak gerçekten çok zor. Bu arada Berfuş'un Instagram hesabı için videoyu sona saranlar için söylüyorum. Onunla biz bir arada bir yerde şey yaptık. Bulmak için izlemeniz lazım. Yani olaya bak. Çok çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibe ve bütün bu markalara, bu videoları birlikte çektiğimiz markalara. Bu arada arkadaşlar şimdi videonun orta kısmında da bahsettiğim gibi bizim bu süreçteki kamera arkalarımızdan görüntüler göreceksiniz. Aynı zamanda Telegram hesabımızda da bu görüntüler olacak. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Pasta çekmiyoruz. Bizim gerçeği dönüyor. Herkes bunu yapıyor.